Herkese merhabalar, ETV Türkiye'ye hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bir açıklama geldi. Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması emekliye bir müjde mi? Emekliye yeni bir artışın habercisi mi? Bir mesajı mı? Bunu paylaşacağım sizlerle şimdi. Erdoğan'ın açıklamasını paylaştıktan sonra yine Mehmet Şimşek'in de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de açıklamaları vardı. Bunu da paylaşacağım sizlerle ve ondan sonrasında konuşacağız, değerlendireceğiz. Çünkü çok önemli. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne zaman böyle bir mesaj verse vatandaşa, arkasından emekliye işte ya bir ikramiye ya bir artış ya bir küçük bir dokunuş geliyor açıkçası. Emeklinin gözü kulağı hükümette, iktidarda elbette ki, asgari ücretinin de aynı şekilde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu açıklaması bu anlamda son derece önemli arkadaşlar. Şimdi bu açıklamayı paylaşmadan önce sizlerden bir ricam var elbette ki. ETV Türkiye'ye abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın lütfen. Hafta içi her gün saat 16'da canlı yayındayız biliyorsunuz. Canlı yayınlarla, haberlerle sesiniz olmaya, sesinizi duyurmaya çalışıyoruz. O yüzden sizlerin abone olarak ve bildirimlerinizi açarak takip etmesi, izlemesi bizim için de önemli. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir kulak verelim. Ondan sonrasında Mehmet Şimşek'in açıklamalarını paylaşalım ve emekliye nasıl bir mesaj var bu açıklamalarda, onu değerlendirelim. Son 20 yılda ekonomimiz ortalama %5,4 büyüdü. Milli gelirimiz tarihimizde ilk kez 1,1 trilyon doları aştı. Artık trilyonu konuşuyoruz. Neredeydik? Bakın şimdi neredeyiz? Uluslararası yatırımlarda 270 milyar dolar sınırına yaklaştık. Yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde biraz önce de ifade ettim, göz kamaştıran bir başarı yakaladık. Her kıtayla, hemen her ülkeyle ekonomik ilişkilerimizde kat be kat artış yaşandı. Dış misyonlarımızın sayısını da buna göre yükselttik. Bugün 261 yurt dışı temsilcilikle dünyanın en geniş üçüncü ağına sahip ülkesiyiz. Buna benzer başarı örneklerini daha da çoğaltabiliriz. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekten de çok müthiş bir başarıdan bahsediyor. Bakın, milli gelirimiz 1 trilyon dolara aştı diyor. Ekonomik krizden bahsetmiyor, sıkıntıdan bahsetmiyor. Vatandaşın serzenişlerinin farkındayız, sıkıntıların farkındayız demiyor. Hatta dünyada, ekonomide belli bir noktaya geldiğimizi ifade ediyor. Peki, Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de bir açıklaması vardı. Onu paylaşalım. Şimdi diyeceksiniz ki emeklilerle ne ilgisi var? Şöyle bir ilgisi var, hemen onu da aktaracağım sizlere. Ama önce Mehmet Şimşek'in paylaşımını da aktarayım. Ondan sonra emeklilerle ne ilgisi var, bunu da söyleyeceğim. Şimdi Mehmet Şimşek de diyor ki, X hesabından atmış olduğu tweet, mesaj: Temmuz'da yıllık cari açık 20 milyar doların altına geriledi. Cari açığımız 20 milyar doların altına geriledi. Düşen cari açık ve artan dış kaynak girişleri kalıcı rezerv birikimine katkı sağlıyor. Uygulamaya koyduğumuz programımıza olan güven sayesinde sermaye girişleri rezerv hariç net hata ve noksan dahil son bir yılda 43.3 milyar dolara ulaştı. Temmuz'da 10 yılın en yüksek aylık portföy girişi gerçekleşirken son bir yılda toplam giriş 34,5 milyar lira oldu. Geçen yıl %0,5'e kadar gerileyen yurt dışı yerleşiklerin devlet iç borçlanma senedi stokundaki payı Temmuz'da %8,7'ye çıktı. Bankacılık ve reel sektörün tahvil dahil dış borç çevirme oranları geçen yılın ilk 5 ayında %97 ve %73 seviyesindeydi. Temmuz'da yıllıklandırılmış oranlar sırasıyla %62 ve %21'e yükseldi diyor. Biraz böyle teknik terimlerle aslında işte ekonominin ne kadar iyiye gittiğini, ne kadar düze çıktığımızı, cari açığımızın işte azaldığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da işte milli gelirimizin 1 trilyon doları tarihimizde ilk defa, bakın, büyük bir ekonomik kriz yaşıyoruz ve bu büyük ekonomik krize rağmen Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa
1 trilyon doları aştığını söylüyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. O halde Türkiye'de bu çizilen tabloya göre bir ekonomik kriz yok. Ama asıl önemli olan şu anda işte vatandaşa vermeye çalıştıkları mesaj, elbette ki her şey yolunda, işler tıkırında, büyümeye devam ediyoruz, işte enflasyon düşmeye devam ediyor. Çok güzel bir işte tablo çiziliyor. Bu tabii ki işte her şeyin yolunda olduğunu hem piyasalara hem vatandaşları rahatlatmaya yönelik açıklamalar. Ama aynı zamanda da ne zaman ki işte milli gelirle ilgili bu kadar pozitif bir açıklama olsa, arkasından da işte emeklilerle ilgili, asgari ücretle ilgili pozitif de bir yaklaşım oluyor iktidar tarafından. O yüzden de bütün bu açıklamalar da olsun, zaten de olması gereken o. Şimdi Cumhurbaşkanı, elbette ki Cumhurbaşkanı doğruyu söylüyor. Dur, değil mi? Yani milli gelirimiz 1 trilyon doları aştı diyorsa, milli gelirimiz 1 trilyon doları aşmıştır elbette ki. İşte koskoca Hazine ve Maliye Bakanı cari açığımız işte bilmem kaç milyar azaldı dediyse, elbette ki öyledir yani. Ülkeyi yöneten koskocaman işte insanlar ve yöneticiler. Dolayısıyla milli gelirimiz 1 trilyon doları aştıysa eğer ve tarihimizde ilk defa bu kadar böyle iyi bir noktaya geldiysek, o milli gelirden emekliye de payının verilmesi lazım. Öyle değil mi? Yani mantık bunu söylüyor. O halde Cumhurbaşkanı bu açıklamayı yaptıysa, milli gelirimiz 1 trilyon doları açtıysa ne yapacak? Vatandaşa vermeye başlayacak anlamına geliyor. Normal olması gerektiği gibi. Vatandaşa vermeye başlama noktasında da elbette ki emekliden, sabit ve dar gelirliden, asgari ücretliden başlayacaklar anlamına gelir normal koşullarda bu açıklama aslında. Biz de elbette ki bunu bekliyoruz. Yani bu kadar pozitif bir tablonun içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok kısa bir süre sonra Ocak ayına kalmadan emeklilerle ilgili işte bir seyyanen zam, yani emekli maaşlarının bugünkü Türk lirası değerine göre güncellenmesi haberini, yine asgari ücretle ilgili de aynı şekilde bugünün Türk lirası değerine göre güncellenmesini ve bu kadar güzel bir tablo karşısında, Türkiye'nin bu kadar güzel bir ekonomik tablosu karşısında emeklinin yeniden ayağa kalkmasını, yeniden AK Parti öncesindeki gibi kirasını karşılayabilmesini, çocuklarını okutabilmesini, kendi ayakları üzerinde durabilmesini sağlayan maaşların yeniden verilmesini bekliyoruz bu ekonomik tablodan sonra. Yine asgari ücretli için de aynı şeyi tabii ki talep ediyoruz ve bekliyoruz. Çünkü bu açıklamanın karşılığı bu. Bu olmalı. Başka bir sonucu olamaz. Asgari ücretli de aynı şekilde kirasını ödeyebilecek, mutfağının ihtiyaçlarını karşılayabilecek, çocuğun ayakkabısını, montunu alabilecek, kış geliyor, faturalarını ödeyebilecek noktaya gelecek anlamına geliyor. Bence Cumhurbaşkanı'nın ve Hazine ve Maliye Bakanı'nın bu açıklamalarını, diyorum ya, bunların müjdesi, bunların habercisi. Dediğim gibi eğer böyle bir noktadaysak bunun başka bir açıklaması, başka bir karşılığı zaten yok. Efendim çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Yorumlarda bekliyorum ne düşündüğünüzü bu konuda. Lütfen yorumlarda iletiniz. Okuyacağım, hepsine tek tek bakacağım. ETV Türkiye'ye abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı da unutmayın lütfen.